dinleyiciler ikinci sayfadan günaydın. Şu şarkıdaki yalan diyor ya. Ya magazin dünyasından ileride aklımda kalacak klişe kelimelerden bir tanesi. Ve sana bir şey söyleyeceğim. Her şey yalan. Son dönemde neye duyup böyle yalan desem gerçek çıkıyor. Evet evet. O çok evet. Kötü. Ya, aynen öyle. Evet. Hele bir tane daha var ki. Ay, daha söyleme, erken. Söyleme yok, daha yok, erken. Daha erken. Daha erken. Bugün efendim ilk VTR'miz sadece büyükleri değil çocukları ilgilendiriyor. Çünkü biliyoruz ki kumanda bu aralar çocukların elinde. Ve bizi izledikleri vakit sanki bir parça canları sıkılıyormuş gibi geliyor. Belki izlemiyorlar bile onlar. Yani haklılar da ayrıca. O yüzden bu haberimizi çocuklar da rahat rahat izleyebilir. Bizim zamanımıza Müge damga vuran unutulmaz çizgi filmleri derledik. Hadi siz de hiç sıkılmadan izlediğiniz çizgi filmleri yazın, okuyalım ve haberimizi izleyelim. Favorilerimi işaretledim. Gördüm. Küçükken kaçırmadık. Hep de pazar günü yayınlanırdı biliyor evet. musun? Evet. Hadi favorini söyle. Taş Devri. Evet. Şirinler. Tom ve Jerry. Bayılıyordum. Bir de değerli vardı. Değerli yok. Değerli benim gibi güler. Hayır şöyle gülüyordu. Sessiz sessiz gülerdi. diye gülüyordu. Bayılıyordum onun gülmesine. Ben... Sevimli Hayalet vardı. Var mıydı Sevimli Hayalet? Ha, Sevimli Hayalet yok. Evet. Değiş Tom, ton ton vardı. Değiş sen ton bayağı ton eskilere gidiyorsun. Evet, daha evet. Eskilere git istersen. Şeker Kız Kendi vardı. Heidi vardı. Heidi zaten biliyorsun. Bak masa üstünde. Var mı yok değil mi? Bak Heidi'me. Evet. Cep telefonuma bakın. Ekran görüntüsü. Ekran görüntüsü. Hiç o benim uğurum. Şimdi Tom ve Jerry dedim. Ben Tom ve Jerry'den acayip sıkılırdım. Aa. Diyalog yoktu. Sadece biri kaçıyor, diğeri kovalıyordu. Acayip ama sıkılırdım süper. Onları izlerken. Sen diyaloglu seviyorsun. Diyaloglu seviyorum. Şimdi kendimi böyle Demet Akalın gibi hissettim. Artist filmine gitmişti hatırlıyor musun? Oscar almıştı mıyım? O film. Bunu paramı geri film? Verin. Yıl olmuş 2012 siyah beyaz film çekiyorlar. Bir de üstüne sessiz demişti. Kendim öyle hissettim şu anda. Tom ve Jerry sessiz. Demet hala aynı diyalog Demet. Yoktu. Ben... Rich Rich hastasıydım. Ben de o zaman Rich Rich'i öyle fazla Rich Rich'i televizyonda vermezlerdim Müge. Videodan izlerdik böyle. Kaset ha. Kiralardık. Ha. Bütün evet. Rich Rich serilerini alıp izlemişimdir. Bak Gözde de oradan onay veriyor. Hatırlıyor ben, musun? Kasetlerini gider alırdık kaset, Gözdeciğim. Kaset kiralama işinde korku filmi kiralıyorduk. Ha. Ben Kemal Sunal filmleri. Emrah filmlerini çok kiralamışlığım evet, vardır. Evet Emrah vardı. Açılır çocuğum. Benim korku filmi hastalığım vardı. Sonradan bıraktım ama başka ne vardı? Red Kit'i çok severdim. Red Kit çok tatlıydı. Düldül vardı. Rin Şirinler vardı. Şirinlerin kahramanları hala espri konusu zaten. Bir de Snoopy vardı hatırlıyor musun? Snoopy bilmez miyim? Battaniyesiyle yürür giderdi. He-Man'i de severdim. He-Man'i de orada da bir da. Orko karakteri vardı biliyor musun? Hatırlıyor musun? Uçardı Orko böyle. Orko'yu severdim. Yok. Seyircilerimizin... Favori çizgi film karakterine hemen bakalım. Atom sen karınca. Okumuştun biraz önce. Atom Fox karınca Fanny. Yazmışlar. Heidi yazmışlar. Jetgilleri yazmışlar. Uçan kaz vardı demişler. Evet uçan kaz vardı. ya ama bak bir şey söyleyeceğim. O dönem 80'lerde olan şeyler akılda kalıyordu. Bak bu zaman olan şeyler akılda kalmıyor. Ya da zaman daha mı hızlı geçiyor bilmiyorum. 80'deki çizgi filmin karakterlerin bilmem nesine kadar aklımda. Ama şu an izlediğim bir şeyler pek aklımda kalmadı. Daltonlar vardı. Evet Daltonlar vardı. Şeker Kız Kendi, Şirinler. Daltonları benzettiğimiz insanlar var şimdi. Aynen doğru. Çeneler Instagram'da. Heidi'yi nasıl unuturuz diyor. Unutmadık tabii. Heidi bak valla bayağı Heidi yazmışlar. Müge'nin evet. Ekranda telefonunda değil evet. Mi? Profili resmi. Hiç bırakmam. Film arıyorsun. Pembe Panter vardı. Denen denen denen. Denen 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 ne tatlıydı doğru. Evet. Uçan kaz. Valla genelde hep Heidi yazmışlar. Bizim de listemizde yoktu yalnız Heidi. Ha, bize de Jetgiller. Yazanlar. Atlıyorum. Bize yazanları gördüm hemen atladım. Sen de hızla atla. Belli olunca hemen atladım. Ninja Kaplumbağa vardı. He-Man vardı. Red Kit. Aynen yazın okuyalım biz. Bügeciğim ve gel şimdi. Böyle buralar çocukları çok ilgilendirmiyor. Çizgi film turundan magazin turuna geçiyoruz. Çocuklar ekranı büyüklere bırakınız lütfen. Zaten olaylı bir haber var. Okan Karacan ve kendisine boşanma davası açan eşi Zeynep Kadıoğlu boşanma arasında. Diyorsun. Evet Kadıoğlu arasında sular durulmak bilmiyor. Özellikle Okan Karacan'ın eşine yaptığı tehditler dün sosyal medyanın gündemindeydi. Ceylan yüzündeki değişimi soran muhabirlere cevap verdi. Ece Seçkin'in İtalya'da gittiği kurs,
Aydilge ve eşinden keskin bıçak yorumu ve daha niceleri gelsin ekrana. Magazin turu başlıyor. Mügeciğim aslında bir buçuk ay önce boşanma kararı alıyorlar. Evet alıyorlar. Böyle biraz daha böyle sürümcemede falan bırakıyorlar. Peki ne zaman açıklayalım biz boşanma kararımız noktası da şöyle oluşuyor. Filmin galasında, özür dilerim filminin galasından sonra açıklayalım kararı. Gölge düşürmesin kararı galaya. Alıyorlar. Aynen filme de galaya da gölge düşürmesin. Çok ilginç bir şey oluyor. Özür dilerim filminin galası gerçekleşirken Demet Özdemir eve, beraber yaşadıkları eve arabasıyla, şoförüyle falan gidiyor, ekibiyle gidiyor. Oradan eşyalarını, bütün eşyalarını topluyor. Oğuzhan evde yokken bütün eşyalarını topluyor ve oradan ayrılıyor. Evdekiler Oğuzhan'a telefonla galadayken arıyorlar ve haber veriyorlar. Demet Hanım geldi, bütün eşyalarını topladı ve gitti. Aslında bir evden ayrılmak için boşanan bir çift üstünden konuşuyoruz. Doğru bir zamanlama değil. Yani evet. Bir eş ne olursa olsun, ne kadar anlaşamasanız, ne kadar aranız bozuk olsa da biri önemli bir mevzuda basının karşısındayken diğerinin evi boşaltma çabası. Bir gün bekler, iki gün bekler. O eşyalar öyle aman da kaçırayım da götüreyim de çok acil denilecek şeyler. Ama şunu anlıyoruz. Belki bir araya gelmek istemiyorlar mı acaba? Ne olacak? Karşı karşıya mı gelmek istemiyorlar? O olur. O gün o evde olmaz. Sen gidersin eşyalar. İnsanlar sürekli evde mi oturuyorlar? Ve o gün muhabirler de orada. İşte Demet Özdemir bir şekilde haberin artık duyulmasını, ortaya çıkmasını istemiş. İstesin ki böyle bir şeyi, o da ilginç. İstediğine göre. Muhabirlerin orada olması çünkü ilginç. Evet, muhabirler de ya bir yerden duyum aldılar gittiler ya da boşanmakta. Bir yerden duyum almışlar. Evet, ayrılmakta olan çiftlerin bulundukları merkezlerin önünde kamp kuruluyor zaten. Hani evleri de dünyanın öteki ucunda değil. Evet, tabii devam edelim Tura. Tabii bir şok. Kedisi masalını canlı canlı izlemeye ne dersiniz? Pelin Akil'i 36 yaşında yakaladık ve 37 yaşına girdiği sırada röportajdaydık. İşte şu an tam da Kül Kedisi gibi saat gece yarısı 12 oldu. Daha 12 olmadı mı? 12.05 mi geçiyor şu an? Olmuş. Aynen. Evet, ilk siz kutladınız doğum günümü. Kamera önünde yeni bir yaşa giren ünlü olarak rekor sahibi diyebiliriz Pelin Akil için. Anıl Altan eşin aldığı hediyeyi sır gibi saklıyor. Biraz iş güç durumlarına geçelim. Pelin Akil dans etmeyi seviyor ve bu işi de sanırız iyi yapıyor. Pelin Akil tiyatro sahnesinde kullanabilmek adına daha da iyi dans edebilsin diye ders almaya başlamış. Dans eğitimleri nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Yani çok gerçekten böyle bir şov izleyicileri bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım çünkü hiç denemediğim, yani bedenimde fark etmediğim şeyleri burada çıkarmaya başladık yavaş yavaş. O yüzden beni çok heyecanlandırıyor. 21 Nisan'da sinemalarda seyirciyle buluşmaya hazırlanan hikayesi Zeki Sancar'a ait İntikam Oyunları isimli filmin gala gecesindeyiz. Filmin oyuncularından Cansu Nazlıkaya ve Barış Küçükgüler çok heyecanlıydı. Ben Sultan karakterini canlandırıyorum filmde. Aslında birazcık bana benziyor mu? Evet benziyor, o yüzden oynarken zorlanmadım. Filmin kadrosunda yer almayan türkücü Ceylan da gala gecesinde. Serhat Aksoy, benim ailem, onun filmin galasına geldi. Çok başarılı bir yönetmen. Sen buradaysın. Gerçi kendisi film çektiği için acaba bana klip çeker mi bilemedim. Davetli olarak galaya katılan Ceylan'ın yüzündeki estetik değişimi dikkat çekti. Ceylan kariyerinde 17 sinema filmi bulunan bir isim. Sinemaya biraz küsmüş sanki. Servet Bey, bir sonraki projede Ceylan Hanım'a da yer verecek misin? Ben çok istiyorum ama kendisi filmde oynamak istemiyor. Neden Ceylan Hanım? Bilmiyorum. Teklif gelmedi ki. Geldi mi?
Ha, ben teklif ettim, sen kabul etmedin. Yok, etmedim değil, sen etmedin. Filmin yönetmeni Servet Aksoy, Ceylan için bir dizi film çekmek istiyor ancak Ceylan bu işe pek sıcak değil. Bakalım kısmet. Kısmet, beraber çalışacağız. Bir tane İnşallah. Dizi düşünüyorum ama Ceylan'ın hani vakti yok. Sürekli hani bir yerlerde. Ceylan kariyeri boyunca o kadar imaj değiştirdi ki, yeri geldi onu Selena Gomez'e benzettiler. Kardashian'ların annesi Kris Jenner'a benziyordu bir ara. Elçin Sangu'ya benzetmişlerdi. Yaşar sesini alır mısın? Evet, Yaşar sesini. Elçin Sangu'ya benzetmişlerdi. Şimdi ben kimseye benzetemedim. Bir tek yanaklarındaki dolgunun biraz fazla olduğunu görüyorum. Ya da kilo mu aldı diyeceğim ama. Yok, kilo değil, o dolgu. Evet. Yani şimdi estetik mevzuları konusunda aslında kendisiyle barışık biri. Evet, evet, seviyor. Ama zamanına bağlı. Bazen kızıyor, bazen de evet doğru diyor. Ama şu şeyini, halini ekrandan kendisi de görse çok beğeneceğini düşünmüyorum. Telefon açar eğer istiyorsa yayın sırasında da, ama o dolgular fazla kaçmış. Yani acaba insanlar doldururken arkadaşlarının da doldurup şuradan mı geliyorlar? Verebiliyor muyuz? Ya da doktorlarının biraz daha basayım, biraz daha basayım demesine mi? Ya bir dur deyin ya. Bir de yaşı çok ileride, yüzü çökmüş, satmış. Evet, bu kareler, bu görüntü bir kalabilir. Değil ki. Bu görüntü kalabilir. Gözün şimdi altı geri öyle bir doluyor ki gözün altı, dudak altına kadar oynamıyor. Normalde insanın yüzü falan oynar. Ama baksana ya. Müge, biraz önce dedim ya, lafımı geri almak için durduruyorum. Bana bir kilo mu almış acaba dedim. Kilo değil, basbayağı dolgu, bu dolgu. Dolgu. Özellikle şu kısımlarda, çene kısmında inanılmaz yoğun bir şekilde var. Artık bak, ne oluyor burun biliyor musun? İçine kaçıyor. Burun küçülüyor, gözler geriye doğru gitmeye başlıyor. Çünkü dolgular böyle gözler için. Gözler kıstırıyor, evet. Gözleri kısıyorsun. Bir de Ceylan hep ayarında güzel gidiyordu. Dolgun, tabii tabii. Dolgunun üstüne bir de kilo alır sanki, bir yaştan sonra kilo daha rahat geliyor ya hanımlar. Dolgu artı kilo, o yüzden ondan sonra hayır beklemeyin. Kaç tane ünlü tanıdığımız var. Hatta sosyeteden çok ünlü bir kadın, yıllar önce aynı kulak burun boğazcıya gidiyorduk. Bizim bir kulak burun problemimiz vardı. İşitme şey yapma. Ya şeker kamışından üretmişler o dolguyu. Evet. O çok Türkiye'nin en ünlü sosyetik kadını yurt dışında yaptırmış. Çok iyi bir doktora yaptırıyorum diye. Dolgular düşmüş mü buraya? Dünya para. Öyle olunca da işe ve bizim düşüyor. Doktor teker teker o dolguyu acılar içinde kadından temizlemişti. Ama geçenlerde bir yerde fotoğrafını gördüm. Bak, yüz deforme oluyor. Evet. Çektirmek daha iyi ya. Değil mi? Çok uğraştı. Çok da oynuyor. Kabul de ediyor. Ama hep bir dozunda gidiyordu. Sanki bu kez böyle dozu aşmış gibi geldi bize. Devam edelim izlemeye. Küçük gelinin zehrasını hazırladınız mı? Oyuncu Çağla Şimşek, küçük gelinle şöhret kazanmış, çocuk yaşta gelin olan kızların sesi olmak için kamera karşısına geçmişti. Çok tepki almıyordum açıkçası. Biz zaten sosyal sorumluluk projesi olarak başlamıştık. Ben zaten hep öyleydim. Çok fazla çabuk sinirlenen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ben hala sıtabilim ama sadece böyle yoğun tempodan sonra bir sakinleşme ve dinlenme dönemi olur ya, öyle bir döneme girdim. Salondaki tüm gözler ona çevrildi. Özge Ulusoy tüm bakışları üstünde topladı. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi. Mersi, sağ olun. Özge Ulusoy da gala gecesine davetliydi. Ulusoy aksiyon filmlerinin hastasıymış. Türkiye'de böyle biraz aksiyon filmlerine hasret kalıyoruz. O yüzden yapımcı Zeki Sincar'ı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir ekiple çalışmış. Turgay Tanülkü, Emin Olcay başta olmak üzere emektar oyuncular da filmde rol aldı. Çok mutluyum böyle. Değerli arkadaşlarımla, kardeşlerimle oynadığım için. Aramızda olmayan bir sürü oyuncu arkadaşlarımız var. Göreceğiz ya, seyircinin beğenisini de bırakıyoruz. Bizim burada ne kadar ahkam kestik, kesmedik onu bir tarafa bırakalım. Gizlice Evlendiği ortaya çıkan Vilma Eles de filmin kadrosunda yer alıyor. Aa, çok güzel bir kadro. Servet Aksoy ve Zeki Sincar'ı
8. ayıyla çalışmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum herkesle birlikte. Ben de bir mafya, gelene bir mafya lider oynayacağım. Çok mutluyum, farklı bir rol. Ramazan ayında sahnelere ara veren Ece Seçkin, iş yerinden fırsat bularak İtalya'da pizza kursuna yazıldı. İtalya'ya giderek 3 gün süren kursu başarıyla tamamlayan Seçkin, mutfakta pizza konusunda herkese meydan okudu. Benden iyi pizza yapan İtalya'da kaldı dedi. Oyuncu Larisa Gacemer sosyal medya hesabından vücudundaki yaraları göstererek gül hastalığına yakalandığını açıkladı. Zor günlerden geçtiğini ifade eden Gacemer, bu stresten dolayı oluyor. İyileşiyorum. Çok kişi bunu yaşıyor ve utanıyor. Utanacak hiçbir şey yok açıklamasını yaptı. Ay Dilge evinde eşi Utku Barış'a Keskin Bıçak şarkısına kısa bir klip çekti. Geçtiğimiz günlerde 54 yaşına giren Emre Altuğ'a çocukları Uzay ve Kuzey sahne aldığı mekanda sürpriz yaptı. Okan Karacan, Çağlayan Adliyesi'ne giderek geçtiğimiz haftalarda karakolluk olduğu eski eşinden ortağı olduğu eski şirketindeki çalışanlardan şikayetçi oldu. Destek veren yakın dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime hepinize çok teşekkür ediyorum. Okan Karacan, eski eşi Zeynep Karacan'a da seslenerek çocuklarımı ondan alacağım dedi. Çocukları alacağım. Zeynep Karacan. Alacağım o çocukları. Geliyorum Zeynep Karacan, evet Zeynep Karacan. Kapıya çık. Alacağım o çocukları çatır çatır. Okan Karacan'ın sağ gözünün altındaki morluk dikkat çekti. Ayrıca Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu'na hala evli kaldığı dönemdeki soyadıyla seslenmesi de dikkat çekti. Sosyal medya takipçileri hayrola siz boşanmadınız mı diye sordu. Babanı mezardan kaldıracağım babanı. O kızlar sana emanetmiş. Allah belanızı versin sizin. Çocukları alacağım. Zeynep Karacan. Alacağım o çocukları. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Duyuyor musun? Sen nikah şahidin. Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Karacan da sosyal medya hesabından Okan Karacan tarafından tehdit ediliyorum diye bir paylaşımda bulundu. Zeynep Karacan da şikayetçi olduğunu belirtti. Geliyorum demesinin videolarını izlediniz. Böyle binlerce kadın var Türkiye'de. Savcılığa başvuruyor. Çocuklarım ve kendimin can güvenliği tehdit altında diyor. Uzaklaştırma kararları çıkarılıyor. Uzaklaştırma kararlarını şekil bir ağda gördüğünüz gibi Okan Karacan ki o toplum önünde tanınmış birisi. Hiçe sayıyorlar, yine basıyorlar. Baldızının burnunu kırıyor, yangın tüpünü kullanıyor, karısına hakaretler, çocuğumu alacağım şeklinde korkunç daha bir sürü burada canlı yayında söyleyemeyeceğimiz laflar. Şimdi yani. Ne diyor? Geliyorum Zeynep Karacan, kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Yok böyle bir şey. Allah bir de beddua etmiş. Evet. Böyle bir para yok zaten. Şimdi uyduruyor bir yani. Şey söyleyeceğim. Para pulu bir kenara bırak. Hayır insanlar o gerçek sanmasın bunu. Tatlı oğlun küçük oğlunla beraber yayınımıza gelmiştin. Çocuk da maşallah gerçekten hani derler çok ya Müge, cin gibi bir çocuk. Evet, her evet. Şeyin farkında. Bu çocuk tabletiyle oyun oynarken karşısına ya da bir sosyal medyada gezinirken çocuklar çünkü her yerde aktifler artık. Gülşen gezinmese bile babasının, arkadaşları söylüyor. Babasının bu videosunu görse üzülür biliyor musunuz? Korkar. Okan gerçekten üzülür. Bana şu videolardan önce
Okan Karacan kimdir, nasıl bir insandır diye sorsalar şöyle söylerim. Hayatında gördüğünüz en sempatik, en eğlenceli, en tatlı, en komik insanlardan bir tanesidir derim. Ama şu görüntüye baktığımızda ben burada çok sağlıklı bir insan göremiyorum. Yok, hiçbir şey. Çok yıpranmış, psikolojik olarak da çok yıpranmış. Fiziksel olarak da çok yıpranmış. Çok yorulmuş. Yani artık böyle konuşmalar da böyle o süzgeçten geçmeden şöyle öfkeyle. Bir tehdit ediyor, bir öfke, bir ağlıyor ve gözündeki morluk da zaten o arbedin psikolojik iniş çıkışları var. Yani yani çocukları görürse ileride, çünkü kız biraz daha küçük, bence böyle bir babadan üzülmenin ötesinde korkarlar. Bu artık hani bu kişi senin yakınınsa. Kendimi yerine koyuyorum Zeynep'i. İnsan böyle bir görüntüden korkar. Çünkü aynı şuna benziyor. Hani bazı insanların artık lastik patlar ya da iş çığırından çıkar, kaybedecek hiçbir şey kalmaz da son noktada sana koşarak gelir ya. Bu gidişat oraya doğru bir gidişat. Evet. Sen istediğin kadar ayrıl. Çocuklarının iki evladının ki Instagram'da o iki evladına ne güzel şeyler yazmış. İki evladın hatırına bu noktaya getirir misin kendini? Şimdi Okan Karaca'nın... Yorumlara da kapatmış bu arada insanlar öyle fena şeyler... Evet, bazıyla tartıştığı ve çok ciddi bir iddia. Onun burnunu kırdığı iddiası var. Bu sebepten dolayı zaten gözaltına alınıyor. Gözaltında böyle videolar da çekiyor. Bana yardım edin, ben haksız yere buradayım diyor. Çıktıktan sonra yani resmen delil niteliğinde o videolar. Tabii. Ve... Tehdit ediyor. Kesinlikle. Kaçamazsın. Geliyorum. Çık kapıya, geliyorum. O çocukları senden alacağım. Korkunç. Yemin ediyorum sanki bir korku filmi, bir gerilim filminden sahneler izliyor gibi. Evet, yani evet, evet. Geliyorum, aç kapıyı. Çok ve o kızcağız da öğrendik ki oturduğu konuttan ayrılmak durumunda kalmış çocuklarını da alarak. Yani burada hayati tehlikem var. Burada duramam ben diyerek çok haklı. Oturduğu konuttan taşınmak, ayrılmak durumunda kalıyor. Şu an nerede olduğunu hiç kimseye de söylemiyor. Bakın kadına şiddet haberlerinde bazı detaylar yani baştan sona çok üzücü, çok kahredici. Ama şöyle şeyler duymuyor muyuz? Kişi, bu kişilerin dışında söylüyorum, Zeynep'in ve Okan'ın dışında söylüyorum. Evi basıyor. Kendisinden boşanan, yeni bir hayat kurmak isteyen, ayaklarının üzerinde duran kadının başlıyor kardeşine, anasına, babasına, teyzesine zarar vermeye. Evet. Yani Zeynep sadece iki evladını değil, annesini, babasını, kız kardeşini ve akrabalarını da korumak durumunda. Evet. Toptan saklanıyorlar şu anda. Çünkü Okan Karaca'nın hangi saatte ne yapacağı belli değil durumda. Bunu da nereden anlıyoruz? Videolardan. Ve şu da dikkatimi çekiyor. Söylediği cümlelerde işte hala sanki evlilermiş gibi davranıyor. Kabullenemiyor çünkü. Evet, karım marım diye bahsediyor bazı yerlerde. Ya da Zeynep Karacan diyor, artık Karacan değil. O artık Kadıoğlu. Bence de kabul edemiyor. Yani iş gerçekten para pul mu yoksa boşanma falan mı? Hani oralar soru işareti ama... Para pul ne Allah aşkına? Hayır, yani. o 36 milyon mümkün değil. Piyasada öyle 1 milyon kişi gelse 36 milyon. Hesaplar zaten ona göre yapılmıyor. Bu bir. İkincisi son dönemde bütün hangi mesele. 1 milyon kişi tarafından izlenmiş. Tilla bile izlenmiyor. Şimdi Okan Karaca'nın bütün derdi karısına, ayrıldığı sevgilisine ve karısına şiddet uygulayan erkeklerin derdiyle aynı. Ben boşandıktan sonra o kadın ayaklarının üzerinde mis gibi maddi manevi nasıl durabiliyor? Ben perişan hale düşeceğim. Ben buna onun izin vermem. Onun yıldızı yükselecek. Ben de buna müsaade etmem. Bütün mesele bu. Dün oyuncu, tiyatrocu Berna Laçin de bizim sayfanın altına o kim diye yazmış Okan Karaca'nı işaret ederek. Hatta Müge'ye dedim, gerçekten mi soruyor? Yok dedin değil mi sen de, gerçekten sormuyor. Hani o kim ki anlamında hani bence. Bence şu anlamda soruyor. Bence o anlamda hani sordu. Biz Okan Karaca'nı başka biliyoruz, o kim ki? Gerçekten ben de bu videoya baktığım zaman bu kim dedim. Yani bizim tanıdığımız Okan'la bu videodaki Okan arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Hepimiz normal şartlar altında Müge'yiz, Gülşen'iz, Ahmet, Mehmet, Ayşe falan. Önemli olan anormal durumlarda da hala aynı kalabiliyor muyuz? Bazıları yoksa benliğini kaybediyor. Tabii, kişiliğini kaybediyor. Bambaşka bir şeyler çıkıyor içinden. Evet, devam edelim Tura.
Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal yanına eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu aldı. Burçin Terzioğlu ise sevgilisi Umut Duygu ile birlikteydi. Bu dörtlü Kuruçeşme'de buluştu. Çıkışta ise kimsenin ağzını bıçak açmadı. Kenan Bey iyi akşamlar. Kenan Bey, Sinem Hanım, iyi akşamlar. Burçin Hanım, biraz konuşalım mı? Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok kısa konuşalım mı? Uzun sürdü bir arabanın önünü açın. Arkadaşlar, arabanın önünü açın. Dikkat edin, kaza yemeyin. Takip yap abi, takip ya. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu, mekandan Kenan İmirzalıoğlu'nun aracıyla ayrıldı. Burçin Terzioğlu'nun şoförü ise onları arkadan takip etti. Gecenin sonunda az daha kaza yaşanıyordu. Abi dur, ne yapıyorsun sen? Abi yapma ama böyle yani. Arabayı üstüne sürüyorsun adamın. Adamın üstüne sürüyorsun arabayı. Allah Allah. Son zamanların en çok konuşulan isminde bavul kıvamındaki çantasıyla görüntülendi Serenay Sarıkaya ama ağzını bıçak açmadı. Çok güzel bir ivme yakaladınız tekrardan. Dizileri sayesinde ünlü dünyaya yayılan Tuğba Büyüküstü'nün bal mumu heykeli yapıldı. Ünlü oyuncu bu heyecanlı günde kızları Maya ve Toprak da yalnız bırakmadı. Hatta açılışı ikizlerle birlikte yaptı. Perde açıldığındaysa hangisi gerçek, hangisi bal mumu Tuğba Büyüküstü'n, insanlar ufak bir akıl karışıklığı yaşadı. 1, pardon, pardon. 2, buraya bakarak, buraya bakarak. Ve 3. Bravo. Tuğba Büyüküstü'n bir hayli heyecanlıydı. Tarif etmesi zor bir his insanın kendini dışarıdan görmesi gayet de. Yaklaşık iki senelik bir çalışma. Bence sonuç çok iyi olmuş. Ben şimdi gördüm. İlk defa gördüm. Tuğba Büyüküstü'n temelli olarak Fransa'ya yerleştiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu bu konuya açıklık getirdi. Ya geliyorum, gidiyorum. Yani şöyle, çok uzun zamandır evim var. Ondan sonra geliyorum, gidiyorum. Yani eskiden de geliyordum, gidiyordum sık sık ve çok bir şey değişmedi. Maya ile Toprağa uzatalım mikrofonumuzu. Bence çok benzemiş. Gördüğümde ben çok şaşırdım. Bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. Yani bakınca biraz ürkütücü görünüyor. Bence de çok benzemiş. Ben de ilk kez orada görmüştüm. Şimdi gördüm. Bence burada en benzeyen heykellerden biri o. Müge, bir şey itiraf edeceğim. Ben korktum, bu kadar mı başarılı bal mumu figürü görmedim. Evet, evet. Tuğba Büyüküstü'nün gerçekten kopyası olmuş. Ama yani hangisi Tuğba diye kalıyorsun fotoğrafta? Şimdi bu Madame Tussaud. Doğru mu söyledim? Doğru. O müzede yer alan bütün mumyalar yaklaşık 2-2,5 yıllık çalışmanın ürünü oluyor. Londra'da hazırlanıyor yanılmıyorsam ve Gülşen, harcanan miktar 2 milyon TL'nin üzerinde, yaklaşık 2,5'a falan mal oluyor. Sadece göz bebeğinin içindeki böyle minik renkler için bile seyahat etti Tuğba Büyüküstü'n. Kıyafetini götürdü, saç telleri örnek alındı, teni örnek alındı. Sonuç çok başarılı. Çok başarılı ama böyle insanı da ister istemez ben biraz ürkütüyor. Ben de Toprak ve Maya gibi düşünüyorum. Biraz ürkütücü gerçekten. Evet. Böyle annesiyle yan yana görünce çocuklar yalnız... Bir parça sanki, değil mi, anneye benziyor? Babanın kopyası gibiler biraz. Babaya daha baskın. Belki ileride değişir. Bu arada yıllar önce arkadaşlarımız Tuğba Büyüküstü'ne Paris'ten ev aldınız ve oraya taşındığınız söyleniyor, doğru mu dediğinde cevap vermek istemiyordu ya da doğrulamıyordu. İlk kez ağzından duyduk Paris'teki evini. Bu arada ikinci evi de almış. Oraya yatırım. Özellikle Saint Germain bölgesine almış. Orası da bayağı pahalı ve lüks acaba? Yer kiraya vermiş orayı. Yalnız Tuğba'nın şu bal mum figürünü bir getirelim ekrana, şöyle bir daha bir bakalım. Nereden nereye diyeceğiz. Çok bundan güzel. Birkaç ay önce Nükhet Duru'nun bal mumu figürünü post olarak bastığımız aklıma gelmişti. Hatırlıyor musun Müge? Nükhet Duru bile kendini tanıyamadı. hayır. Bu kim diye sormuştu. Kadıncağız mahvoldu, o hoş kadın yani. Bütün karizması bal mumuyla birlikte bitti. Eridi gitti. Vardı birkaç kişi daha öyle ama son şoku orada yaşadık. Hababam sınıfı oyuncuları, değil mi? Yani yapamıyorsanız kardeşim yapma. Adi, bir de ilan şey, ediyorlar ya. School falan, değil mi? Bak, onlarınki de bayağı sosyal medyada konuşulmuştu ama en efsane Nükhet Duru'nunki de. Ya şunlara bakar mısınız? Gerçekten şöyle demek istiyorum. Hangisi Tuğba? Evet, bir de hareket ettirseler. Evet, hangisi Tuğba? Şahane bir çalışma olmuş yani. Gözünün içindeki, dediğin gibi, noktalara kadar. Gözlü için
Ya onlar buraya geldi ya Tuğba büyük üstün oraya gitti. Yani özel içindeki böyle harelere kadar çalışma yaptılar. Çok başarılı olmuş. İşte sonuç. Nükhet. Onu bir ara konuşalım. O ayrıca konuşulacak bir konu. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit 2017'de evlenmiş. İlk gözdeleri Karan 2019'da, 2 numara Kerem geçen Ocak'ta dünyaya gelmişti. Çift Karan'ın 4. doğum gününü evlerinde düzenledikleri organizasyonla kutladı. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarda Kerem'in yüzünü Tuğla Başak dizer, geçtiğimiz günlerde el ele görüntülendi bir alışveriş merkezinde. İkilinin tarzı da bir hayli dikkat çekiciydi. Maşallah, maşallah, 40 kere maşallah, maşallah. Kıvanç Tatlıtuğ, 42. İstanbul Film Festivali'nde Boğa Boğa filminin premierinde konuştu. Matrix filminden fırlamış gibi duran kıyafeti ve karnı burnunda rol arkadaşı Funda Eryiğit'le sahneye çıkan ünlü oyuncu çok heyecanlıydı. Bu heyecanın tek sebebi film değildi elbette. Oğlu Kurt Efe'nin ilk yaş gününü kutlayan Kıvanç Tatlıtuğ, evdeki minik partiden çıktı, filminin premierine koştu. Benim için çok enteresan bir tecrübe oldu. Öncelikle Kerem Çatay'a, sonra sevgili yönetmenim Onur'a, Hakan Günde'ye çok teşekkür ediyorum bu acayip serüveni beraber paylaştığımız için. Perdede izlemek olağanüstü bir şey. Uzun zaman olmuştu. Acayip heyecanlandım. Yani ne söyleyebilirim? Çok içime sinen bir iş oldu. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Benim için çok enteresan bir tecrübe oldu. O yüzden bunu oynadığım için çok mutluyum. Bülent Şakrak, boşanma iddialarıyla gündeme geldiği eşi Ceyda Düvenci'ye romantik bir şekilde seslendi. Şakrak paylaştığı bu fotoğrafın altına "Seni gerçekten çok seviyorum." Cemal Süreyya'nın dediği gibi "Ben senin sevgilin, eşin, baban, abin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım. İyi ki doğdun çocuklarımın anası" sözlerini ekledi. Empati isimli programına konuk olan Özge Borak'tan yıllar sonra gelen annelik itirafı şaşırttı. Ebeveyn olma fikri benim hayatım boyunca çocukluğumdan beri olan bir şeydi. Hmm. Olmadı. Yani olmadı dedim hani... Henüz olmadı diyelim. Henüz olmadı diyelim. Gelmez olur muyum? Çok seviyorum sizi. Gerçekten ilk ki varsınız, o güler yüzünüz, o enerjiniz, o yorumlarınız başka. Beste, evet. Şarkı, Müge ile aramızda şu yorumu evet. Yaptık. Kayağın şarkıları gibi sanki. Ya mümkün mü zaten olmaması? Evet. Hani düşünsenize, doğduğumdan babamın o son nefesine kadar hep onun yanında, hep müzikle büyüdüm. Konservatuar mezunuyum. Çok fazla ondan çok şey öğrendim. Hı. Keşke diyorum şimdi olsaydı da hani o da bunları görseydi, duysaydı bir yerlerden duyuyordur mümkün yani inanıyorum ona ama evet, keşke canlı canlı böyle yanımda olabilseydi. Evet. Hafta sonu röportajın vardı, şarkının ismine istinaden sana sormuşlar canın ne çekiyor, senin canın ne çekiyor diye biz evet. De soralım sana. Ya şarkıdaki o canım seni çekiyor. Hani o özlemi, hı-hı, o hasreti. Hı-hı. Aslında yiyecek bir şey de canımız isteyebilir. Hı-hı. Bir tabii. İnsanı da canımız isteyebilir. Tabii, o özlem benim ama. Kesinlikle. Yani ben en çok neyi özlüyorum ve kimi canım çekiyor dersen gerçekten babamı. O anlatılmaz yaşanır. Hiç kimse... Yani hiç kimsenin çok... Kabullenebileceği bir durum değil aslında. Hani hiç başımıza gelmez zannederiz ya ama geldiği zaman o böyle bir tokat gibi yüzüne çarpar ve kabullenmek biraz zaman alır. Benim için öyle oldu. Hala o mezarına gittiğimde onun orada o isminin yazılı olduğunu gördüğümde idrak ediyorum diyeyim. Zor. Bir tokat gibi iniyor insanın yüzüne. Kesinlikle. Yani, ya baba anne çok farklı. Çok. Kesinlikle. Peki Beste, sen babana olan özlemini hep diri tuttuğun için geçenlerde Posta'ya da verdiğin röportajda da onunla bir şekilde bağlantı kurduğundan bahsettin ve hepimizin, seyircilerin, takipçilerimizin de ilgisini çekti. Söyler misin onu, nasıl oluyor bu? Aslında o çok fazla farklı yönlere doğru gitti. Hmm. Ben aslında enerji terapistiyim, 13 yıldır eğitimlerim var, sınıflarım var.
Ve benim gibi birçok insan, dünya üzerinde milyonlarca insan, o iletişime geçme kısmı birazcık çok böyle sığ ve komik geliyor bana. O evet. Hani tabirin kullanılması. Biz orada onların enerji alanında, onların bilinçleriyle aslında o alanda mevcut oluyoruz, algılıyoruz diyeyim. Ve bu mümkün. Tabii ki sözel olarak ya da bir görsel olarak karşınızda tabii ki bir kişi yok. Tabii ki gelip size bir şeyler söylemiyor ama siz onun o enerji alanındaki o gelen hikayeyi, o duyguyu, o hissi algılayıp kendinizce bunu yorumlayabiliyorsunuz. Hı. Çok güzel bir şey ama diyorlar ki bunu nasıl yapabilirim? Bu zaman alıyor. Ha evet. Tıpkı hep o örneği veriyorum. Spor yapmak gibi nasıl kaslarımızın gelişmesi için evet. spor yapıyoruz ve bir süreç gerekiyor. Hemen her şeyi yapamıyoruz. Bu da öyle. Biraz daha böyle o zihni o algı devre dışı bırakıp kesinlikle frekansını yükseltmek ve o meditatif alandayken daha yüksek bir yerlerdeyiz çünkü o zaman. Sen o nasıl zaman bir enerji aldın ve nasıl yorumladın onu? Bir kere her zaman yanımda olduğunu biliyorum. Onu çok fazla hissediyorum. Bana destek olduğunu biliyorum ve çok yüksek bir frekans dediğim gibi o alanda bizim içinde bulunduğumuzda o kelimelerle ifade edilmez ki o hissediliyor sadece. Ben de kendimce tabii ki ondan gelen o duygunun her ne olduysa onu yorumluyorum kendimce. Ne yorumluyorsun? Yani insan şöyle başı derde girdiğinde ya da sıkıldığında böyle kendini geri çeker böyle bir huşu içinde olmaya çalışır falan ya meditasyonda bunun belki bir parçası. Ne gibi konularda böyle frekans anlamında buluşmaya çalışıyorsun ya da sana nasıl bir şey geliyor? Ben onu çok özlediğim zamanlarda ki bu her an var ama oralarda o temas ve o enerji alanında onu algılamak o kadar mümkün ki her özlediğimde o gözlerimi kapatıp diyorum ki gözleriniz açıkken dünyayı gözlerinizi kapattığınızda dünyanı görürsün. Ben o kendi dünyamın içinde babamla olması gerektiği gibi olması gerektiği kadar o muhteşem alanda evet her zaman algılayabiliyorum. Ona sorular sorabiliyorum ama bu kelimelerin ötesi dediğim gibi konuşmak değil. Bir cevap geliyor mu hani o da ondan da tabii kelimelerin ondan ötesi. Tabii ki ondan da sözel bir cevap değil bu. Diyorum ya algılamak ve bunun içinde bir süreç gerekiyor. Bir eğitim gerekiyor. Kesinlikle zihni susturmak gerekiyor. Daha kalpten o frekansın yükselip zihnin sustuğu bir sen gerekiyor. Biraz daha o özbenliğinin aslında açığa çıkmasına izin vermek ve kendin olmak gerekiyor. Algıladığın cevapta ne var? Bir kere her zaman ama her zaman onun beni desteklediğini, onun beni çok sevdiğini ve benimle yaptıklarımla onun gidişinden sonra o coşkuyu, o gururu her zaman hissediyorum. Ve ben de ona teşekkür ediyorum. Tabii ki mümkün değil sarılmak ama enerji alanında ona sarılıp teşekkür ediyorum. Evet. Senin bu açıklamalarını Instagram'da post olarak paylaştığımız zaman altına yapılan yorumları da görmüşsündür. Evet. Bazıları Beste kafayı yemiş. Şöyle söyleyeyim mi Gülşen'cim yani... şunun gibi Ankara'ya gidip bir deniz manzarasına karşı balık yemeyi istemeye benzer. Hepimizin belli enerji cepleri var. Sen buradaysan aşağıya baktığında manzara farklı. Sen buradaysan karşıya baktığında manzara farklı. Buradaysan çok daha başka. Ben buradan böyle görüyorum ama birçok insan bunlar yargılamak ya da onları küçültmek için değil. Onların da bilinç seviyeleri böyle ve böyle bakamıyorlar. Çünkü onların her zaman gördükleri böyle. Evet. Dolayısıyla anlamalarını beklemiyorum. Herkes anlayacağı zaman anlar. Anlamadan da bu dünyadan gidebilirler. Gidebilir, tabii. Ama benim yaşadığım çok farklı. Ben özel olduğum için değil. Milyonlarca insan var dünyada. Birlikte çalıştığım özel hocalarım, sınıflarımız muhteşem şeyler deneyimliyoruz. Nasıl oluyor? Bir araya geliyorsunuz falan böyle bir ortam hazırlanıyor. Öyle bir şey mi oluyor? Toplu meditatif çalışmalar da var tabii ki ama ben daha çok bireysel çalışmalar yapmayı seviyorum. Çünkü orada sadece sen ve Yaradan var ve orada koyduğun bir niyet var ve sen o alana izin verdiğin hiçbir şey seni gelip bulmaz. İzin vermediğin. Ben izin verdiğim için birçok şey açığa çıkıyor. Sen geleceğe dair bile ben bir soru sorduğumda kendim yüksek benliğime oradan gelen cevabı eğer izleyip takip edersem o benim için o benim hayrıma ve o benim için gerçekten çok büyük bir katkı içeren bir seçim. Ama değilse ben onun da cevabını alıp vazgeçiyorum. Geleceğe dair peki ne var söyleyebileceğim böyle bir mesajlar falan? Ben kendimle ilgili bir karar vermek. Genel olarak belki bir şey. Ha? Yani farklı çalışmaların içinde de varım tabii ki. Eğitim aldım çok çok yüksek frekansta varlıklar var diyeyim. Dünyanın zaten durumunu şu anda görüyorsun. Sadece ülkemiz değil. Çok ciddi sıkıntılar var. Bu
iklimlerle ilgili, doğal afetlerle ilgili, su sıkıntısı, hı-hı, gıda sıkıntısı. Bu her zaman önüme çıkan bir şey ki gerçekten artık kendi topraklarımıza sahip olmak ve orada kendi gıdalarımızı ekip biçip onları yemek, hı-hı, kendi belki enerjini üretmek, hı-hı, ve gerçekten belki bahçende bir kuyu olup oradan su ihtiyacını karşılamak. Biraz daha bireysele dönecek aslında her şey çok yakın bir zamanda. Peki, sen uzaylılardan sen uzaylılardan bahsettin. Millet dalga geçti. Ya senin açıklamandan sonra bir ay sonra yanılmıyorsam değil mi Amerika'da böyle UFO mufo göründü haberleri gelmeye başlamıştı. Ha, zaman zaman hiç eksik olmuyor zaten. Evet ya çocukluğumdan beri çok ilgi duyduğum bir alanda yaşadığım bazı deneyimler de var. Dediğim gibi her yerde her şey anlatılmıyor. Belki bir sen pizza de böyle restoranına gidip hani orada ben işte sarımsaksız bir mantı istiyorum dediğiniz zaman size baktıkları, hı, gibi her yerde her şey anlatılıp her yerden her şey beklenilmiyor aslında. Hı hı. Ben Erhan Kolbaşı ile İlkay Baharalı'nın programına çıktığımda gerçekten çok güzel ifade ettim, hı-hı, ve karşılığındaki kitle, hı-hı, birebir onu anlayan, algılayan, hı-hı, ve ona açık olan kitle olduğu için orada anlaşıldım zaten. Hı-hı. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ne demiştin sen uzaylılarla ilgili orada? Ben çocukluğumda yaşadığım bir deneyimden bahsetmiştim, hı-hı, aslında. Ve sonrasında yine içinde bulunduğum bazı çalışmalarla benim değil, hı-hı, o sınıfına katıldığım o eğitmenin kanallık yapıyorlar çünkü birçoğu. Yani onlarla temas halindeler ve gelen bilgiyi bize sunuyorlar. Hı hı. Ben de onunla ilgili duyduklarımı aslında anlatmıştım. Bana gelen bana dair bir şey değil. Bir de çocukken yaşadığım bir deneyimdi sadece. Ne yaşamıştın ki çocukken? Ya çocukken çok küçük yaşlardayken götürülme ve getirilme gibi bir sürecim, nasıl, olmuştu. Çok küçüktüm. 12-13 yaşlarındayken, hı, onu anlattım. Sonra işte konu... Bize de anlatır mısın? Yani uzaylılar mı? Gibi bir şey. Nasıl yani? Yok, hayır. Uzaylılar çok fazla dünya üzerinde aslında yaşayan, evet, birçok insanın deneyimlediği. Bazen dile getirmekten çekindiği. Çekiniyorlar, bazen, evet. Bazen de söyledikleri ki bu bizim ülkemizde biraz daha ne yazık ki kapalı bir kutu halinde. Hani işte deli diyebiliyorlar ya da aklını kaçırmış. Yani... Neydi o hikaye? 12-13 yaşlarındayken, odamdayken, gece uyurken böyle... Panjurumdan dışarıya doğru böyle bir ışık görüp sabaha karşı oradan böyle bir şekilde gittim bir aracın içinde diyeyim, uzay aracının içinde, ve orada bazı şeyler yapıldı. Onlar temaslar deniyor ve daha sonrasında tekrar güvenli bir şekilde aslında evime geri döndüm. Çok küçüktüm, anlamlandıramamıştım. Sonra birkaç tane yine böyle bir hikayem sen olunca... Sen bunu uyanıp Kayağan'a söyledin mi ya da annene söyledin mi? Ben babamla paylaşmıştım. O görüntüsünün ötesinde o kadar çok bunlara açık, bunlara inanan ve o kadar ileri görüşlü bir insandı. İyi ki öyle bir babam vardı. Her şeyi ilk paylaştığım insandı her zaman babam. Sonra oldu mu böyle bir şey tekrar Beste? Birkaç defa daha evet oldu ama dediğim gibi ben amacım burada bunları dile getirmek, bunları gündeme getirmek değil. Hı. Farklı bir şeyden ne yazık ki konu her zaman olduğu gibi, hı, kelimelerin içinden, şöyle cümlelerin içinden kelimelerle farklı yerlere götürülüyor. Tabii. Temas oldu diyorsun 12-13, evet, yaşında net hatırlıyorsun. Nasıl, tabii ki, ne oldu filan, bir diyalog bir şey oldu mu? Diyalog yok bir kere. Orası tamamen frekans... Titreşim, algılıyorsunuz, gözünüzle evet görüyorsunuz ancak konuşmak yok tabii ki. Sizin aracılığınızla aslında dünyaya bir tohum ekmek gibi düşünün. Her zaman oradan o bilgiyi çekmek için. Ve bu herkesin hemen hemen gerçekten yüzde belki 50'sinin dünyada deneyimlediği bir şey bu. Ben de öyle bir şey yaşadım, evet. Ama sonrasında bu alanı da temizledim ve değiştirdim ve dönüştürdüm yine sınıflarımda. Gözünle bir şey gördün mü? Tabii ki gördüm. Ne gördün? O varlıkları gördüm. Nasıl bu, bize anlatabilir misin? Gördüm. Hani hep Beste, bizim böyle bir algımız var ya, korkunç, ha, evet, çok kötü. Filmlerden de mutlaka öyle bir zarar vermek için aslında. Hayır, öyle de var. Evet, karanlığa hizmet edenler de var ama ışığa hizmet eden ve gerçekten yeryüzüne, dünyaya katkı olmak isteyen varlıklar da var. Ve benim temas ettiklerim, benim temasta bulunduklarım tamamıyla öyleydi. Katkı için bu dünyada varlar. Ve benim dediğim gibi sınıfına katıldığım eğitmenlerimin... Onlarla kanallık yoluyla iletişimi var ve biz sınıflarda onlardan çok özel bilgiler alıyoruz. Tabii ki onları burada paylaşmak doğru değil ki, buna dair gizlilik anlaşmalarımız var zaten. Gizlilik anlaşmaları. Sözleşmeler tabii ki sınıfa katıldığımızda, ha, orada çünkü birçok olay anlatılıyor, deşifre ediliyor. Ve ben onu gidip bir başkasına söylersem orada zaten o alanı ihlal etmiş gerçekleştiğini olurum. Gerçekleştiğini görüyor musun onlardan ki, gelen mesajların bir tabii süre ki, sonra? Tabii ki. Özellikle pandemi sürecinde. Peki benim yine alanımda uzaylılar var ve... Gördüm diyorsun. Bize gördüğün şeyi Beste anlatabilir misin? Aklında kaldığı kadarıyla. Hani tarif edecek olsan, evet, resmini çiz dersen, evet, çok uzun boylu. Grimsi diyoruz biz onlara. Böyle ten gibi değil, çok farklı bir
deri de değil, çok farklı bir şeyden. Gayet orada hissettiğiniz koşulsuz sevgi alanı aslında. Korkmak ya da çok korkunç değil. Orada çok farklı bir şey var ve siz orada aslında seçildiğiniz için sonra teşekkür ediyorsunuz. Çünkü hepimiz bir şey için, bir hizmet için aslında buradayız. İnşallah herkes bu dünyadan gitmeden neye hizmet edeceğini, ne için nefes alıp verdiğini ve bu dünyaya hangi hediyeyi bırakıp gideceğini farkına varır. Çünkü hepimizin bırakacağı bir şeyler var. Evet. Ve bu çok ulvi bir şey yapmak değildir. Belki pazarda bir limon satmaktır ama orada öyle bir kişiye bir şey söylersin ki onun hayatında bir farkındalığa vesile olursun ve onun hayatını değiştirirsin. Onun için o kalbinizi çarptıran, o arzu ve sevgi hissettiğiniz neyse onun peşinden gidin diyorum. Ben bütün Besin. Dünya hayır derse o sizin için heyecan Doğruysa. Ve mutluluksa yapın. Ama bütün dünya yap deyip senin için o hayırsa, hani bir sürünün parçası olmak, sevilmek, dışlanmamak istemiyorum ama yapmak zorundayım alanı sizin kendinize vereceğiniz en büyük ceza. Beste, biraz evvel anlattığın deneyim 12-13 yaşlarında, yani ya bir rüyaysa onu diğerinden ayırt edebileceğin bir şey. Edebiliyorsun. Onu sonra ben bununla ilgili katıldığım celselerde ve eğitmenlerim aracılığıyla da onlardan destek ve bilgi istedim ki onun öyle olduğunu orada da gördüm. Bu da tabii aradan çok zaman geçti ama çocukken o halinle bu bakış açısına sahip olamıyorsun tabii ki. Hala bağlantı kurabiliyor musun peki onlarla? Ben değil, dediğim gibi katıldığım sınıflarda o kanalların aracılığıyla evet bilgi istiyorum ve bana geliyor. Peki sen rahmetli değerli Kayan baban ve onların dışında istediğin tarihi bir karakterle ya da vefat etmiş sevdiğin biriyle böyle bir frekans, bir bağ kurabiliyor musun? Kesinlikle. Seçebiliyor musun? Tabii ki. Her şey mümkün. Siz de yapabilirsiniz. Bu bir potansiyel. Hı hı. Önemli olan buna izin vermek. Korkmamak, ona karşı bakış açılarına sahip olmamak. Hani aa ne olacak acaba dur demek bile aslında bir sonuca gitmek. Orada bir beklenti oluşturmak. Gerçek koşulsuz alandan, o koşulsuz sevgiyle niyet edip ona izin verdiğinde gerçekten her şey mümkün. İlginç bir şey. Peki baban dışında bizim tanıdığımız başka böyle ünlü isimlerle falan bir temas oldu mu? Yani niyet etsek ve bunun için bir seçim yapsak ve evet gerçekten o alanda olsam evet mümkün tabii ki. Ve orada çok büyük bir koşulsuz sevgi var ve alıp kabul ediş çok muhteşem bir enerji o. Orada onu algıladığınızda o çok güzel bir şey. Sadece onu bile hissetmek çok güzel ve bunları niye yapıyoruz? Bu dünyevi alandaki bu maddesel işte şu masa, sandalye, mikrofon neyse elle tutulurun ötesinde o kadar çok şey var ki her şey bir enerji. Ve sen de senin bir enerji olduğunu fark ettiğinde ve bununla ilgili çalışmalar yaptığında işte dediğim gibi her şey gerçekten zamanla bir şeyleri değiştiriyor ve geliştiriyor. Ben şükürler olsun iyi ki bu yolu seçmişim. Bu çalışmalar sırasında seni korkutan, geren böyle bir olayla karşı karşıya kaldın Asla. Mı? Asla, çünkü orada ya da en çok seni şaşırtan ne oldu? Ya da bazen frekanslar karışır. Evet. Birisiyle buluşmak istersin. Yok, daha öyle bir şeyle buluşursun. Öyle bir şey yok. Mümkün bile değil. Yok, öyle bir şey yok. Bunlar tamamıyla aslında sana sen olma alanı açan sınıflar ki benim aslında bu tamamen meditasyon sırasında deneyimlediklerimdi. Ben çok başka şeyler yapıyorum. Access Consciousness diye bir sistem var ve ben onun birçok sınıfının eğitmeniyim. Theta Healing yine eğitmeniyim. Access Facelift yapıyoruz mesela sınıflarımızda ve enerjetik yüz germe. İşte o yüzümüzü, bedenimizi, bakış açılarından arındığımızda yaşlanmaya dair o. Cildin çok iyi duruyor zaten. Evet. Yani yaptığım şey bu. Gerçekten bir nemlendirici bile sürmüyorum yüzüme. Çünkü bedenimiz bütün kimyaları üretmeye aslında mutludur. Ben sana hatta şöyle söyleyeyim. Seni şöyle yakından bakınca. Ben 49 yaşına basıyorum bu arada. Maşallahım var. Gözlerle falan kime benzettim biliyor musun? Şimdi bilmiyorum sen benzetecek misin? Söyle. Senin de hayran olduğun Kate isim. Middleton. Kate Middleton. Evet doğru. Gerçekten mi? Evet, saçlarım evet. Biraz. İnanılmaz benzettim Kate Middleton'a. Özellikle şu göz kısmın, Bravo. Şu çene kısmın, dudak kısmın. Saç, evet. Kate Middleton'ın aynısı. Evet evet. Teşekkür ederim. O senden böyle bir artık o aşırı zayıf evet. daha doğru gittiği için. Sen onun daha böyle yüzünün daha top biraz oldu. Daha kilolu hali. Hayır. Kilo çok iyi görünüyorsun. Gerçekten hiçbir şey yok değil. Mu? Hiç gerçekten. Şey yaptırmıyor musun? Gerçekten. Ne yapıyorsun? Peki şu şeyi burada deneyimleyebilme şansımız var mı? Yüz ger... Ne dedin sen ona? Enerjetik facelift deniyor bu. Access facelift. Ne yapacağız? Böyle onu da mı meditasyonla yapacağız? Hayır, o kesinlikle öyle bir sınıf değil. O bebek ellerini açtı bekliyor. Şimdi bizim ellerimizde zaten enerji her daim mevcut. Hı-hı. Ve bunu kendi üzerimizde de bir başkasında da yaptığımızda çok ciddi muhteşem
işlem sonuçlar çıkıyor. Yani yüz felci olmuş bir kişi bile doktorlar, fizik tedaviler, işte kimyasallar, ilaçlar iyileşemediğinde yurt dışında bunun örnekleri var, bize videolar yolluyorlar. 2-3 seansta o bile düzeliyor. Peki tüm, nasıl oluyor? Bir kişi yatıyor bizim sınıflarımızda. Yatıralım hemen. Bir kişi oturuyor ve benim kolaylaştırıcılığımda bize fasilitatör deniyor. Akses kolaylaştırıcısı. Benim onlara söylediğim o proseslerle o alanları temizlediğimiz cümlelerimiz var bizim. Onlar uygulamaya başlıyorlar ve diyorlar ki siz yapmayacak mısınız? Sanki benim yapmam çok daha iyi bir şey açığa çıkaracak gibi bir bakış açıları da var. Hayır değil. Hepimiz buna sahibiz. Yeter ki ona izin vermek ve öncesi sonrası fotoğraflar çekiyoruz biz sınıflarımızda. Burnunu değiştirenler oluyor. Gözlerinin yok altındaki artık. Çökmek. Gerçekten o morluklar, o işte kırışıklıklar, çizgiler. Aklınıza her ne geliyorsa. Burnunu değiştirmek nasıl oluyor? Gözünün rengini değiştiren var diyeyim size. Bakın bunun mümkün olmadığını inandığımız için işte yok diyoruz ya. Yok ona inanmam. Onun için işte ben yok. Ama bana inandırırsan. İnanın kolunuzu kesseniz yerine kolunuz çıkabilir aslında. Fakat bilinç öyle bir şey ki şu anda kolektif olarak herkes bunun mümkün olmadığını inandığı için siz de bunu alıp kabul ettiğiniz için işte bu hepimiz için mümkün Sen olmuyor gözünün aslında. Rengi böyle değişmişi gördün mü? Tabii ki gördüm. Tabii ki gördüm. Ya kahve rengiydi, mavi mi oldu, yeşil mi oldu? Yeşil oldu tabii ki. Her şey mümkün. Bir bunu bilsek ve buna inansak Allah ve böyle yaşasak her şey o kadar kolay olur. Yatır beni aslında. Şuraya, yeşil yap beni. Sen ben peki kendinde... Işte sizin aslında buna inanmanız İnanman lazım. İnanman lazım, şu an inanmıyorsun. Böyle bir şey. İsterse benim hocam geri dalgası gelip size seans yapsın, hiçbir şey olmaz. Hani bu tamamen bizim olmaz. İnanmamızla ilgili. Her şey peki sizde. Sen kendinde ne değiştirdin? Bazı. Ben bir şey değiştirmedim ancak ben yaşlanmaya dair bakış açılarımı temizledim. Hı hı. Hani 40 yaşında böyle olur, 50'de böyle olur, 30'da şöyle olur, işte gözüm böyle olur, işte selülitlerim şöyle olur, çocuk doğuramam, ne bileyim saçım böyle dökülür, kirpiklerim. Hayır, bunların hepsi size bu dünyada öğretilmiş aslında bu realitenin yalanları. Bunun ötesi var ve bu mümkün. Siz o alandan işlevsel olduğunuzda gerçekten bedeniniz değişebiliyor. Çünkü düşüncelerinizi yansıtıyor. Baktığınızda aynada siz kendi yargılarınızı görüyorsunuz. Hmm. Ben hepimizin o zaman var. Aynanın karşısına birisinin beğendiğim bir kadın resmini yapıştır, her gün ona bak, öyle olacağım. Bir i̇şte, de böyle bir çekim yasası var ya. Yok, şimdi, o başka bir birisine şey. Birisine benzemek değil aslında kendinin en yüksek güzel, versiyonunu biz sınıflarımızda oluşturmak diyoruz. Çünkü biri gibi olmak onun kopyası ya da taklitçilik ki bu kendini küçültmek aslında. Biz kendimizin en iyi versiyonunu açığa çıkartmak için Sen çalışıyoruz. Sen vallahi sana söyleyeyim şu an ne yapıyorsan şu devam et. En iyi versiyonunu yakalamışsın. Evet. Kesinlikle. Ya. Kate Middleton çıkmış. Ve evet. Ruhsal olarak gerçekten o alıp kabul etme alanı var ya, hiç kimseye kızmamak. Ben son 3 yılım artık böyle yaşıyorum. Çünkü kızdığın aslında sensin, hiç kimse değil. Ve senin aslında sana, senin söylediklerini, senin düşündüklerini yansıtıyor kişiler, durumlar ve olaylar. Orada kaynak sensin, hiç kimse değil. Bunu anladığında, o hani arabanın direksiyonuna artık sen oturduğunda, egona otur canım sen yanımda, hadi artık gidiyoruz dediğinde, sen olduğunda her şey ve herkes değişiyor. Kimseyi değiştiremezsin ve hiç kimsenin, dediniz ya, onun gibi olman. Hayır. Keşke herkes kendisi olsa, bu dünya bence verebileceğimiz en güzel hediye. Ama bak ben dediğin şeye çok taktım. Göz rengini değiştirene. Gerçekten burnunu böyle. Burnunu değiştirene. Evet. Yani kemerli ve bir anda o kemer Söyleyeyim gidiyor mi? Mu? Dişlerin yamukluğunu değiştiren var. Tel takan ve çıkaran. Ne kadar zamanda? Bu dediğim gibi, inanın sihir gibi. 2 kerede de olabilir, 20 kerede de. Bu senin ona dair yüzde kaç bakış açın var? Yüzde kaç onu alıp kabul edebiliyorsun? Aslında hepimizde bu yetenek var, kullanmayı bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil, o alanı aslında seçmiyoruz. Çünkü bizim için güvenli alan şu anda mevcut olan, deneyimlediğimiz ötesi o bilinmez bir korkuttur ya insanı. Evet. Onun için geri tutuyoruz kendimizi. Keşke, şimdi ben binlerce kişiyle çalıştım. Laktoz alerjisi olup Almanya'da bir sınıfa gitmiştim. Dedi ki ben artık normal hani süt içmek istiyorum, peynir her yerde bulamıyorum ve bu benim hayatımı çok zorlaştırıyor, kahveyi çok seviyorum. Tamam dedim, işte felsef sınıfımız başladı, inanılmaz terledi, hiç unutmuyorum, böyle yol koşmuş gibi ağladı, çok çok farklı bir seanstı. Sınıftan sonra süt istedi ve Frankfurt'ta çok böyle yüksek bir yerde, telefonların bile çekmediği bir restoranda sınıf yapıyordum. Yerde bulamamıştım. Böyle yerlerdeyiz, matların üstünde. Süt istedi. Ve bir şey olsaydı 10 dakika sonra şişiyorum dedi, ambulans geliyor dedi ve bizim orada telefonlarımız çekmiyor. Sütünü içti. Ve her gün hala, aradan sanırım 4 yıl geçti. Gruplarımız durur bizim. Kahveyle bana fotoğraf atar.
Allah teşekkür Allah. Ederim bana bu alanı sundunuz ve benim de bunu seçtiğim için iyi ki varım canım kendim diye böyle hani mesajlar Beste, var. Beste yakın çevrende ya da kendinde bu yolla bu teknikle değiştirdiğin bir şey oldu mu? Yakın çevremde asistanım sevgili Burcu çok fazla kiloya tutunuyordu. Çok kiloluydu ve eski fotoğraflarını gördüğümde inanamıyordum. Zayıf, ne kadar zayıf ama ya çok muhteşem. Böyle manken gibi derler ya, böyle minyonda çok cici bir kız. Bana geldiğinde 120-130 kilo ve zayıflayamıyor. Dedim ki gel seninle bunu konuşalım. Her şey bilinçaltı. Ne çıktı uzatmayacağım. Ayrıldıktan sonra bedenini genişletti. Şişman göründü çünkü erkekler ona bakmasın. Abisi laf etmesin, babası huzursuz olmasın. Çünkü yaşadıkları mahalle biraz tutucu bir yerde. Beğenilmemek için kiloya tutunduğunu bulduk. Ve sonra bu sınıflarda... Hadi oradaki kriyi yakaladık. Değiştirdik seanslarla şu anda gayet zayıf, gayet güzel. Hadi o kliyi yakaladı. Göz rengine takıldı. Ama ben takıldım. Göz rengi ve burna fena takıldı. Önüme örnek getirmen lazım. Ya bu bizim tabii ki. Sınıflarımızın içinde paylaşılan videolar, şeyler var ama... Düşün ne istiyorsun? İnanın saçı olmayan hani dökülmüş beyefendiler vardır. Çok büyük acıyla dünya böyle saç ektirirler. Evet. Onun için beden prosesleri var bizim sınıflarımızda. Ve sınıfa gelen eşler diyorum ki hani beyefendiler eğer varsa kocanız yapın. Evet. Saçı çıkıyor. Ay Metin'i götüreyim bonus gibi çıkarmış. Ama gerçekten siz öğrenirseniz evde çok büyük katkı ailelerin birbirinin arasında Allah yapması Allah. Aslında. Ben her gün biraz daha çıkıyor. Önce biz kendimize bir şeyler yapabilelim. Ya her şey enerji. Saç kaybetmek de bir bakış açısına öyle. Sahip olduğunuz için. Öyle. Kim bilir ne ona seni göre. Seni ikizinle yan yana getirdik. Ya vallahi çok benziyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kaş göz gerisi ekrandan söz. Yakalanan görüntü değil. Bire bir de inanılmaz benziyor. Şu bak. Şu şöyle döner misin? Kameraya doğru döner misin Beste? Evet. Hangisi? Evet. Şu. Tam karşındakine. Şuna. Evet. Çok benziyorsun. Hele şu göz kısmı aynısı. Gerçekten. Aynısı. Aynısı. Çünkü ben hanımefendinin hayranı olduğum için birçok fotoğrafını inceliyorum. Doğru söyledi Gülşen. Yani hani neredeyse uzmanlık alanım Kate diyeceğim. Yakından acayip benziyor. Sarışın kendi Nicole Kidman'a çok gençken benzetildi. Sarışın saçlar çok güzeldi ama. Evet. Peki gençken demişken seyircilerimiz de yazmış. Beste geçenlerde babamın ruhuyla konuşuyorum demiştin. Ben de şöyle bir algı oluşturdun. Hı hı. Babasına doyamamış bir evlat gördüm. Babasıyla hayattayken de didiştikleri noktalar olurdu. Şimdi olurdu. Pişman mı sorar mısınız? Ya, çok bu olurdu. Çok yanlış bir aslında bakış açısı. Hı. Her ailenin içinde evlat, anne, baba her zaman her bir şey yaşar. Yaşamayan yok. Her zaman. Bizim evet. Sadece burada dezavantajımız ne yazık ki bir şeylerin dejenere edilerek böyle çok fazla farklı şekillerde yansıtılması. Babam da çok bunların gündemde olmasını ve çok da hani bu tarafı beslemeyi seven bir insan değil de takdir edersiniz her zaman şarkıları besteleri ve sözleriyle mevcut her oldu. Zaman. Hep evindeydi. Hep. Hiçbir zaman böyle çok sosyalliği de sevmezdi. Yok. Biz böyle ailemizin içinde çekirdek aile. Çok iyi biliyorum. Yemeklerimizi, toplantılarımızı, dostla 3-5 tane hep evine davet ederdi bir yere gitmezdi. O bahsedilenler hep o 20'li yaşlarda. Benim şu an oğlum 24 yaşında. Hani ben ondan da küçükmüşüm. Düşünün ki bir şeyleri yaşadığımda. O tasvip etmediği bir evlilikle ilgiliydi. Beni korumak içindi. Onun dışında benim babamla hiçbir kavgam, hiçbir gürültüm, hiçbir şeyim olmadı. Son nefesinde elini tuttum. Tabii ki konuşamadık entübe edildiği için. Ancak torunlarına aşık, onları çok seven, benden çok seviyordu. Hmm. Büyük oğlumu yine Rüzgar'ı öyle. Hastalığı boyunca onların fotoğraflarıyla başucunda yaşadı. Çünkü çok gidemiyorduk yanına. Özel durumundan dolayı. Hiç babamla onun dışında yaşadığımız hiçbir şey olmadı. Nedense insanlar bir o 97 yılına takılı oraya kaldı. Takılı. Çok sanki, enteresan. Evet, hep sanki yani, senin mesleki seçimin ve evliliklerin konusunda benim tartıştın. Benim mesleki bir seçimim olmadı. Babam beni konservatuara soktu. Ben konservatuardan mezun oldum. Bir ondan Türkiye güzeli oldun. O da babamın izni ve rızasıyla arkadaşı Faruk Bey, Faruk Bayhan o zamanlar bir özel kanalın yayın genel müdürlüğünü yapıyordu. Ona bir katıldım. Sonra zaten yine babamı dinleyip çok fazla dizi filmi teklifi geldi. Mankenlik şudur budur. Hatta bir ara Neşe Erberk'le çalışmıştık. Hı hı. Babam dedi ki hayır hani seni koruyamam. Hı. Çok da güzelsin. Hani çok, yani bunu yapma dedi. Güzel. Neşe Hanım eve çağırdı. Fotoğraflarımızı istedi geri. Neşe Hanım verdi. Hani hep babamı dinledim ben. Saygı duydum. Çünkü o burayı biliyor. Bu yoldan geçmiş ve gerçekten şu anda bu yaşımda olmasam belki bu single'ı da çıkartmazdım. Çok kendisi gibi olmayıp canım deyip böyle arkandan planlar yapan bir camia ne yazık ki bunlar. Ben de onları sevmiyorum. Ben burada neyim? Canım mı diyorum. Çıktığımda yine canımsın. Bunu kimse değiştiremez benim için.
Dolayısıyla benim babamla üzüldüğüm, ah keşke, hayır, tek içimdeki keşkeyi söyleyeyim. Çocukken o dediğim gibi hep evinde olmayı seçen bir baba olduğu için ne sinemaya gittim onunla, ne tiyatroya gittim, ne alışveriş merkezine gittim, ne beni parka götürdü. Doğru. Tek eğlencem pazar günleri elleriyle ayıkladı o lüfer balığını bana yedirip bizim televizyonda maç seyretmek ya da Red Kit vardı, çok severdik onu seyretmekti. Evet, evet. Benim en güzel onunla paylaştığım anlar ve bana bestelerini çalıp hadi kızım gitarın arkasını çevirirdi 7-8 yaşındayım, sen de şimdi bu ritmi tut, işte annemi çağırdı sen de şunu söyle. Biz bunları sadece paylaşabildik. Çok isterdim tabii ki bir seyahate gitmeyi, gezmeyi, oradan oraya dolaşmayı. Hep evdeydik. Tek içimde kalan bu. Kaya'nın kızı olmak çok güzel. Çok. Ama aynı zamanda zor. Zorlukları da var. Evet. Neler yaşadın? Neydi o zorluklar senin kolay için? Bir insan değildi Beste. Hiç. Çok mükemmeliyetçi bir babaydı. Çok iyi tanıyordum. Çok titizdi. Ya ben 6-7 yaşındayken kapımın arkasında bir program vardı. Ders programı gibi ona uymak zorundaydım. İşte şu saatte yatacaksın, kalkacaksın, gitar çalacaksın, kitap okuyacaksın, yemek yiyeceksin, dinleneceksin. İşte şu saatte bisiklete binebilirsin, dışarı çıkabilirsin. Tatillerimde o programa uymalıydım. Çok düzenliydi. Ya benle oynadığı oyun bile kapat gözlerini. Bizim evimizin o yolunda yürüdüğümüzü hayal ettirirdi bana zamanı öğretmek için. Şimdi neredesin? Hangi ağaçtasın? Aynen. Markete geldin mi? Çocuk parkını geçtin mi? Akatlarda oturduğumuz ev. Sonra gözümüzü açardık. Hadi bakalım kaç dakika geçmiş? Tahmin et. İşte derdim şu kadar geçmiş. Ha, bilemedin ya da evet bak bildin. Böyle çok şeydi. Her şeyin benim çok güzel yapmamı, çok böyle doğru yapmamı isterdi. Ama hani aslında doğru yok, yanlış yok. Evet. Ya ödül yok, ceza yok. Doğru. Aslında olduğun haline izin verdiğinde işte hayat orada güzel. Biraz ben orada çok böyle hani sınırlandığımı hissediyordum. E tabii çok da küçüksün. Ne diyebilirsin ki baban? Hani güçlü her şey bir peki baba. Pek çok çok çok. Hı. Çok. Ve ona ilk yazdığım mektupmuş. Geçen bir röportajını buldum. Çok eski. Hatta yayınladım sayfamda. Orada diyor ki 6 yaşındayken ona ilk mektubumu yazmışım. Okuma yazma öğrendiğimde. Sana demişim kızmıyorum artık. Sen benim babam olmadın ama Türkiye'nin kayağını oldun. Buna da değdi yazmışım mektubun sonunda. 6 yaşında. Sisteme bak. 6 yaşında evet. Ve onu dile getiriyor. Buldum ben de çok duygulandım. Hani unutmamış onu söylemiş. İzlememiştim çünkü bir programda çok eski. Hep güçlü ana babaların çocukları bir anlamda ana babalarını Türkiye'yle ya da dünyayla paylaşmak durumunda kalıyorlar. Kalıyor, belki evet. Oraya isyanında. Ve bir şey söyleyeyim mi? Benim de buna dair çok travmam vardı ve çok fazla temizledim. Çünkü babamı görememek, üzülmek, o özlem, paylaşmak. Bizi Ankara'da bırakıp İstanbul'a bir yolculuğu vardı ki daha iyi olsun, daha çok para kazansın, daha çok şarkılarını herkese duyurabilsin diye. O özlem duygusu benim o hani hep bir hasretim, hep bir kırgınlığım vardı ya. Büyüdüğümde çocuklarıma da onu yaşatmamak için aslında hep şunu fark ettim kendim, hep olduğum yerde durarak işimi yapma alanları seçtim. Hani aman çocuklarımı bırakmayayım şimdi. E tabii bu da uzun bir zamanımı aldı ama artık onları da temizledim. Beste peki bu babanla yaptığın frekans çalışmalarında böyle bir yüzleşmeyi şey yaptın mı? Hani tekrar çok barıştım, fazla. Kabullendim çok diyorsun. Çok fazla, evet. Ondan nasıl bir enerji hatta geldi bu anlamda? Şimdi Theta Healing eğitmeni olmayı seçtim. Mayıs ayında Vaina Sibyl'dan sınıf alacağım. Bunun için iki tane ön koşulum vardı yerine getirmem gereken. Bir tanesi kaldı. Geçen haftalarda bir sınıfımız var ve babamın ilk sınıf doğum gününe, sonu da babamın ölüm yıl dönümüne denk geldi. 29 Mart ve 3 Nisan. Her ikisinde de tabii ki enerji olarak babam açığa çıktı. Ve bir sürü şeyler bulduk böyle. Anılara gittik, konuştuk ve... Aynen babam oradaydı ve ben onu algıladım ve evet gözüm kapalıyken de onun aslında fiziksel olarak da görebiliyorsun onu. Daha genç halini ve onunla konuştum, ona sarıldım, ona söylemek istediklerimi söyledim. Çok gözyaşlı geçen bir aslında seans dediğim sınıftı. Birçok enerjiden arındım ve sonra mezarını ziyaret ettiğimde gidip orada da onunla konuştum. Zaten biliyordu, gelmişti, yanımdaydı. Orada da bir kere daha konuşup böyle o üzerinizden yükler kalkıyor. Derler ya affedemediğiniz her duygu size bir yük. Kesinlikle. Ve bir patates olsaydı, bunu çok örnek verirler. Hı-hı. Affedemediğin her kişinin ismini patatesin üzerine yaz. Ve onu at sırtındaki çuvala. Ve her gün uyandığında al o çuvalı ve günlük hayatını öyle devam et. Merdiven çek, işine git, otur kalk, her ne yapıyorsan. Ne olur o ağırlıkla artık yeter dersin, hani yoruldum. Hı-hı. İşte bu böyle bir şey. Affetmek... Yok diyorum ama yani onu kabullenmek aslında çok güzel bir şey. İpek kaçarı affettin mi? Diyorum ya affetmek yok. Affetmek gerçekten Allah'a mahsus. Ben herkesi artık olduğu gibi kabul ediyorum ve hiçbir bakış açım, hiçbir kırgınlığım, hiçbir şeyim yok. Eksiyor da artık. Öyle. Artık gündemimde değil. Artık bir
bir nasıl diyeyim, bir duygum yok orada. Gerçekten nötr. Çünkü o öyle. Herkes öyle kabul etmeliyiz. Kimse kötü değil. Kimse de muhteşem değil. Herkes olduğu halini şu anda deneyimliyor işte bu yaşamda. O da bana çok şey öğretti. Hak etmediğime dair bakış açılarım varmış benim. Onları buldum çocukluğumda. O bana onu gösterdi. Ben yazdım onu. Onun rolü oydu, oynadı. Aslında onun bir şeyi yok orada. Bir fonksiyonu yok ki. Ben yarattım o ipeyi. Neden bir başkası için? Hayır, ama benim için çok üzüldüğüm şeyler yaşadım. Çünkü onu ben seçmiştim. O benim tekamülümdü. O benim o gücümü elime alma zamanımdı. İyi ki de yaşamışım. Peki görüşüyor musunuz bu nötr durumdan sonra? Görüşmüyorum, hayır. Pandemi de bir kere araya girdiği için hani hepimiz bir uzaklaştık birbirimizden. Görüşmedik, uzun zaman oldu. Yani herhalde 2 yılı geçmiştir. Konuşuyor muyum? Hayır, konuşmuyorum. Ama bu benim diyorum ya, yaşamımda bir şey yok artık. Peki bu frekans çalışmasında babanla İpek'i konuştun mu hiç? Yok, hayır. Ya da öyle bir mesaj aldın hayır, mı? Hayır, bu çalışmalar tamamıyla sizin öz benliğinizle ilgili. Hiç kimseye dair bir bilgi talep edemezsiniz. Hiç kimseye dair aslında bir şey orada yapamazsınız da. Hep diyorlar ki ben bunu öğrendim, eşim için şunu onun hayatında değiştirebilir miyim? Hayır, değiştiremezsin. O kendinle ancak ilgili. Onu yaparsa ve onu seçer ve birinden, bilenden gidip bir yardım talep ederse evet, o kendini değiştirebilir. Ama sen kimse için yaratamazsın, yaratılığını bozamazsın. Aslında bu evrensel kanun. Peki takipçilerimizden biri sormuş, İpek'in de daha sonra bir evlilik yaptığı halde hala Kaya'nın soyadını kullanması konusunda Beste'nin bir sıkıntısı vardı. Onu aştılar mı, aşabildi mi Beste Hanım diye. Şimdi şöyle söyleyeceğim, aslında ona dair de benim bir şey söylemek gereksizmiş. Bence söylemem doğru değildi, bana göre değildi. Çünkü babam şu anda yaşasaydı neye evet neye hayır diyeceğini zaten İpek de biliyor. Benim evet. Orada bir şey söylememe aslında lüzum yoktu. Benim de annem şu anda babamın soyadını kullanıyor. Evet. Ancak annem hiç evlenmedi ve babamın rızası vardı bunun izniyle boşanırken. Hala benim annem Nur Açar'dır. Hani tüm kimliğinde, işte kartlarında neyse. Sadece babam derdi ki hayatında ola ki bir gün biri girerse, tabii ki artık bu mümkün olmayacak. Hani buna dair de onların aralarında bir anlaşmaları vardı. Protokol imzalamışlardı. Ben onun için aslında bunu dile getirmiştim. Ama onun seçimi, çünkü babam artık hayatta değil ve bir şey söyleyemez ve bir şeye karışamaz ya bir şeye kızamaz ya da bir şey takdir edemez. Onun için yaşasaydı kim neye evet neye hayır diyeceğini çok iyi biliyor onu. Çözerdi tanıyanlar zaten, zaten hani kimse belki de. Kardeşinle görüşüyor musun? O da İngiltere'deydi. Evet. Okulunu bitirdi, mezun oldu. Sosyal medyadan gördüm diyeyim. Görüşmüyorum. Şunu fark ettim ki bizi bir arada tutan aslında babamın Kaya. Sevgisi, babamın ilgisi ve babamın otoritesiymiş diyeyim. Ama sevgi otoriteyi içinde barındırır mı? Hayır. Demek ki bilmiyorum, bir şeyler eksikmiş. Babam tamamlıyormuş. O gidince böyle hop, o fotoğraf, o resim, fotoğraf işte yırtıldı ya da resim ne diyeyim. Hiç konuşmadınız mı? Hiç babanın vefatı sonrası. Tabii ki konuştuk kardeşinle. Ama dediğim gibi konuştuk. Tabii ki konuştuk. Ondan en son ne zamandır? En son çok uzun zaman, pandemiden önce İngiltere'den döndüğünde bir tatil arasında İpeklerin evinde görmüştüm gittiğimde. Sonra zaten ülkeden gitti, okudu. Sonra bir daha hiç görmedim. Evet. Hiçbir mesajlaşma, iyi misin ya da sana bir şey yazdı mı, belki sen ondan bekliyorsun. Ya büyük olarak hani büyük insan abla. Tabii ki bir şeyler hani özel günlerde bayramın kutlu olsun, ne bileyim hani doğum günü kutlu, ama saygı duyuyorum. Niye? Çünkü hiç kimse ben değil, hiç kimse gibi de ben değilim. Onun için diyorum ya, herkes olduğu gibi kabul ettiğinde ne kırılıyorsun, ne üzülüyorsun, ne bir beklenti içinde oluyorsun. Tamam diyorsun, o da öyle. Kaya'n yaşasaydın senin geldiğin bu noktadan çok memnun olurdu. Kendisi zaman zaman birilerine kızardı, evet. Sert tavırları vardı. Fakat Gülşen'le sevgili Kaya'nın son konserine gitmiştik Beşiktaş Meydanı'nda. Çok zor geçti bizim çok. İçinde. Fakat onun son sözlerini unutmuyorum. Bütün şarkıları bitirdikten sonra ayağa zorla kalktı. Sizden bir ricam var dedi bütün seyircilere. Lütfen beni unutmayın dedi. Evet. Ben artık de şarkılar onu sizin dedi. Ben evet. Gidiyorum, siz söyleyin dedi. Evet. Bir veda konseriydi evet. Aslında. Aynen öyleydi. Beste, sizin vedanız nasıl oldu?
21 Mart 2015'te artık entübe edilmesi ve hani uyutulması gerektiğini doktorlar söyledi ama biz ona hiç bunu söylemedik. Hep akciğerlerinde bir enfeksiyon daha oluşmuş, daha konforlu olman için seni yoğun bakıma indiriyoruz. Birkaç gün orada seni dinlendirecekler. Hep dedi ki sakın bu odamı bırakmayın. Özel bir hastanede bir odası vardı. Çok seviyordu odasını. Orası dursun diyerek böyle yoğun bakıma indik asansörle, hiç unutmuyorum. Ve saat 18.18'de 21 Mart yoğun bakım hemşiresi geldi. Artık yavaş yavaş hani uyumaya başlayacak. Benim en güzel bestem dedi. Canan mıydı? Adını yanlış hatırlıyor olabilirim ama bak dedi, bu benim kızım dedi. Çok seviyorum onu dedi. Böyle bir 15-20 dakika sonra zaten elini hep tutuyordum, yanındaydım. Uyudu ve bir daha hiç uyanmadı. 2 Nisan saat 8.30 gibi 20.30 akşam çok kötüleşti. O zamanlar rüzgar çok ufak olduğu için anne süt de alıyor hala. Ben böyle uyuduktan sonra babamın yanına akşamlara gidiyordum. İpek gündüzleri oradaydı. Ben ara ara bazen gündüzleri gidebiliyordum. Gittiğimde babam çok kötüydü. Böyle o nabzını hiç unutmuyorum. O hani cihazın ekranından görüyorum. 140, 150, 160'lara çıkıyor. Tansiyonu 3'lere 5'lere iniyor. 7, 8, 9 böyle garip. Hemen doktora gittim. Dedim ki hani bu normal değil. Babam çok hızlı nefes alıyor ve terledi. Hani bu normal mi? Dediler ki yoğun bakıma kazalı biri geldi. Şu anda hani gelemiyoruz. Biraz sonra hemşire gelecek. Hemşire inanamadı geldiğinde. Bir doz daha bir şey yaptılar. Daha sakinleşsin diye. Sonra doktor dedi ki hani artık tamam, bu gece artık kaybedebiliriz. Sevgili Sezen abla, Sezen Aksu hiç unutmuyorum. Tekerlekli sandalyede ayağı kırıkken geldi. İpek, ben onun başucunda, saat tam 7-8 geçiyordu. Ama 12 saat boyunca gidemedi. Çünkü şimdiki bilincimle olsa yapmazdım. O kadar çok şey yaptık ki orada, söyledik ki gidemezsin, sen güçlüsün, hayır bizimle kalman lazım. O çıkış yapmak diyoruz biz, bedeni bırakmak. Babam bırakamadı. Ve onun orada bedenini kolaylaştırmadık aslında. Onun alanını çok katılaştırdık ve ona da engel olduk. Şimdiki halim olsa onu gerçekten kutlar gibi, çocuk gibi severek böyle hani hadi baba artık tamam gidebilirsin demeyi isterdim. Ama o son andaki o bakışını hiç unutmayacağım. Bakışın derken gözü kapalı tabii ki, uyuyor ama böyle bip hani o sesi duydum ve böyle hani oh deriz ya. Evet. Böyle bir şey bıraktı ve orada bir rahatladı. Sonra bir daha da zaten 7'yi 8 geçiyordu 3 Nisan. Sabah 12 saat o mücadelenin ardından sonunda bedeni terk edip gidebildi. Doğum gibi aslında değil mi? Çok zordu. Hani hiçbir ölüm görmemiştim daha önce. Ve en korktuğum şeydi böyle hani sevdiklerini kaybetmek. Ay şimdi hani düşününce en korktuğun başına gelir ya hani, evet, en çok sevdiğinle. Sınanmak olur. Peki. Beste sen de öyle bir anlattın ki. Beste bize de yaşattın, evet, bizi de mahvettin gerçekten. Evet. Peki Kaya'nın her şarkısını çok beğeniriz, çok severiz. Senin Kaya'nın şarkın hangisi? Benim için yeri çok başka. Hayatımda ilk sözü ve bestesi aynı anda gelip yaptığım şarkıdır der ebeveyim. Bana yazdı. O bir bayram günü işten geldiğinde hiç beni öpmeden uyumazmış. Çok geç geldiği için. Hani beni başucumda kırmızı ayakkabılarım ve böyle bebeğime sarılıp uyumuş halim onu çok duygulandırmış. Ve hemen işte gitar kutusundan gitarı çıkarıp oturup aynı anda hem bestesini hem sözünü yazdım. Tek şarkı derdi dedim ya, onu yapmış. Ve çok güzel dileklerde bulunmuş orada aslında. Çok güzel sözleri. O benim için tabii ki çok önemli, çok anlamlı. Geldi. Çok seviyorum. İyi ki babammış, iyi ki seçmişim. Her ölüm erken ya, hani biraz daha kalsaymış. Evet. Biraz daha kalsaydı çok şey değişirdi. Kesinlikle. Sadece sizin sevginiz, özleminiz değil mesele. Peki, başka şeyler de değişirdi. Dinleyemediğin, canını acıtan şarkı. Nasıl ayrılacağız biz seninle? Babamın orada sanki bugünü görüp yazmış. İşte diyor ki en kırmızısından bir karanfil, evet, olsun. Aç kalbini, kalbin ışıkla dolsun. Ellerin ellerimde olsun. Hani lütfen lütfen böyle evet, sanki gidişinde o şarkıyı dinleyelim diye bize yazıp bırakmış. Onu dinleyemiyorum. Biz de çalmayalım arkadaşlar. Biz de çalmayalım. Ama şey, gerçekten muhteşem bir adamdı. Kesinlikle. Kırgınlıkları vardı ama değil mi? Çok duygusaldı. Çok. Yani
çok çabuk kırılırdı. Çok titizdi, çok duygusaldı. E mümkün mü o şarkıları nasıl yazabilirdi ki? Başka türlü çıkmaz. Ve inanın bana bir gün ne dedi biliyor musunuz? Hastanede yine çok yordum kendimi dedi. En son bazı savaşları vardı bir müzik firmasıyla birlikte. Evet. Onun şarkılarını kullanmalarıyla ilgili. Ve dedi şimdiki hastalığımın tekrarlama nedenidir onlar dedi. Keşke dedi böyle olmasaydı. Hani gerçekten sadece senin baban olsaydım dedi. Evet. Keşkeler. Beste çok sık röportajı geldiğimizde de... Aslında keşke olmaması gerekiyor. Hani iyi ki dememiz gerekiyor. Ama işte iyi ki onu keşkeler oluyor işte. Ki şu anda. Ama tabii seçim şansı kalmadı artık. Evet. Seçimler bitti. Evet. Şu her konuda mücadele ettik Ayhan. Çok. Teliflerle ilgili kendi dışında Türkiye'de İnsanlarla telif hakkı ilgili. Varsa şu anda gerçekten mimarı babamdır. Evet. Çok büyük savaşlar verdi. Çok sesini çıkardı. Şey Nilüfer'le aran nasıl? Çok iyi Nilüfer ablayla. Sağ olsun hani babamın kaybettikten sonra değişmeyen tek insan evet, diyeyim. Evet son anlarında da yanındaydı. Konserde evet, de yanındaydı. Evet Nilüfer ablayı. Buradan yine teşekkür etmek istiyorum. Single'ımı paylaşıyor, bana destek oluyor, arıyor. Çok güzel diyor. Sesin ne kadar güzel, ne güzel yapmışsın. Yani olduğu gibi birisi Nilüfer ablam. Orada neyse burada da öyle. Beste değişen insanlar oldu mu? Çünkü çok. Kayan müzik dünyasının büyük otörüydü. Yani hani sadece şarkılarıyla değil, bir Kayan telefon evet. açtı mı işler yürürdü Aynen. ya da bazen de yürümezdi. Bu anlamda o gittikten sonra, sen o gücü kaybettikten sonra karşılaştığın sıkıntılı durumlar oldu mu? Aslında babamın yanında olanların onu sevgiden öte bazı menfaat ve çıkarları için bulunduklarını gördüm. Ona çok üzüldüm. Ama onun dışında hala babam olduğu için beni arayan, bana soran, bana şu anda bu single'da destek olan o kadar çok insan var ki. O da çok güzel bir hediye benim için. Bunu şu anda babamın kızı olmayarak çıkarsaydım daha büyük bir savaşın içinde bulacaktım kendimi. Tanıtmak için, duyurmak için, kendimi insanlara göstermek için bir telefon ediyorum. Ya sen babanın emanetisin. Öyle. Kayan bizim ustamızdı. Şu an sesini duydum, çok duygulandım. Hemen diyorlar ve işte bir kanalda klibim dönebiliyor ya da bir radyoda bir şarkım çalabiliyor ya da güzel bir haber olabiliyor. Bu da tabii ki hala babamın bana olan o gücünü hissettiriyor. Kesinlikle. Şimdi bir izleyicimiz bir şeyine dikkat etmiş. Diyor ki keşke senin baban kalsaydım dedi. Evet. Sadece senin baban kalsaydım. Sanki hani ipekten çocuk yapmasaydım gibi algıladım. Hayır öyle bir şey olabilir mi? Benim ona yazdığım o mektup vardı ya o çocukluğumdaki o özlemim, o üzüntülerim. Yani keşke senin baban Kayahan olarak o bizim aramızdaki o mektuba dair bir şeydi. Keşke öyle kalsaydım da hani işiyle ilgili, mesleğiyle ilgili bu kadar çok savaş verip hani bu kadar çok kendimi yorup öyle olmasaydım. Evet. Babam için herkes çok değerli ve çok özeldi. Evet. Babam çok duygusal bir insandı. Kesinlikle. Çok kalbiyle yaşayan bir insandı. Kesinlikle. Mümkün mü kardeşim için öyle bir şey desin? Yani mümkün değil. Evet. Tulumba tatlım diye severdi Aslı Gönül'ü. O da 15 yaşındaydı babamı kaybettiğinde. Sevmez olur mu kızı çocuğu evladı? Evet. Senin büyük oğlun da çok Kayahan tipli. Evet. Hala aynı mı? Benziyor. O ben çok benzer babama. Evet. O da müzik okuyor şimdi. Müzik teknolojileri bölümünde. Çok güzel besteleri var. Gitar çalıyor. İşte bakar mısın? Evet. Bir yerden bir yere geçecek. Evet. Senin bu masada bir de hep konuştuğumuz bir fotoğraf karen var. Eski eşinle bir araya gelmen. Ama şimdi Bella, bu affetmelerin ardından sen. Tamam Aynen. çok normalmiş her şey. Evet şimdi anladık normalmiş. Evet o 21 yaşındaydım. O da çok gençti 26 yaşındaydı. Aramızda 6 evet. yaş var galiba doğru hatırlıyorsam. O çok geçmişte kaldı. Zaten Tayfun abimdi o benim. Ne? Öyle mi? Yani okulda klarnet bölümündeydi. Ben bale bölümündeydim. Evet. Zaten hani Tayfun abi babası babamın orkestrasında çalardı Erol abi. Hani zaten birbirimizi tanıyorduk. Okul arkadaşıydık. Klibimde dans eder misin demişti bir gün okulda bana. Çok güzel işte dans ediyorum balerinim dansçı. Evet. Babam da dedi ki tabii ki olmaz. Ama dedi koreografide destek olabilir sana dedi. Hani öyle bir aslında dışarıda okul hayatı dışında bir bir münasebetimiz oldu diyeyim. Hı. Rahmetli işte Barış abi, Barış Manço, Lale Manço çekerken klibi oradaydım. Sonra Tayfun abi oldu. Ya babam çünkü biraz şeydi ya, bir ilişki varsa gerçekten ciddi olmalı. Onun Tabii. dışında kabullenemezdi asla.
biraz böyle hani bir şeyler görünce de onda dedi ki eğer öyleyse hani bir şey varsa evlilik o zaman olacak. Hemen sözleniyorsunuz, askere gidiyorsunuz, nişanlanıyorsunuz, evleniyorsunuz şeklinde. Öyle bir 21 yaşındaydım. Ama Beste sizi az kovalamadık. Gerçekten evet, hem kovaladık hem Beste, röportajlara geliyorduk. Farklı görünüyorsun. Evet. 20 çok yaşındayım farklı. Orada işte. Gerçekten Nicole Kidman havası var. 21 mi 20 mi yalan söylemeyeyim ama. Evet, çok gençtin. Tabii. Bu fotoğraflar attın mı yoksa böyle hani bir yerlerde arşiv duruyor mu? Yok, ben öyle çok eskileri, eski enerjileri hiçbir şey, kıyafetimi dahi saklamam. Çünkü o artık bana hizmet etmiyordur. Hı-hı. Durması ağır bir enerjidir. Hı-hı. Evrende boşlukları doldurmayı sever, hemen atıp yerine aslında yenisini. Şimdi özel hayatında mutlu musun? Ay çok şükür. Evet, bir sıkıntılar yaşadın çok şükür, çünkü. Çok şükür. İşte bir yıl olacak evleneli. Hı hı. Müzik konusunda da aslında beni çok fazla destekledi güzel. Eşim. Evet. Onun sayesinde diyeyim burada yola da böyle cesaretle adım attık. Hı. Çünkü o da çok kalbiyle, çok gönlüyle, çok naif birisi. Hı hı. Ve dedi ki sen dedi bunları yapabiliyorsun da niye bir tek biz dinliyoruz bunları? Niye herkes duymasın ki? Hı. Hadi gel hani bunu yapalım bravo, deyip beni cesaretlendirdi. Beste eş hayatta yanlış yapamaz. Sen hemen frekanslardan yakalarsın ne yaptığını. Bir de teşekkür edebilir miyim ben burada tabii, sizin tabii aracılığınızla? Tabii ki. Gerçekten bana Polat Yağcı, Pol Production, o benim dostum, arkadaşım, Polat'a canım. Bu piyasada gerçekten böyle o kadar güvendiğim, sevdiğim ve desteğini hissettiğim birisi ki iyi ki var bana bu yolda destek olduğu için. Belki olmasaydı yine cesaret edemeyecektim. Çünkü güven duygusu çok önemli bende. Hmm. Ona gözüm kapalı her şeye imza atabilirim. O kadar güveniyorum. Güven duygusu. Orada evet. Kalalım. Evliliklerden dili yanınca insanın Evren Bey'e nasıl güvendin ve evet dedin? Şöyle söyleyeyim mi? Benim evliliklerden hiç dilim yanmadı aslında. Öyle gözüktü. Yani 21 yaşında yaptığım ilk evlilik sonrasında 5 yıl sürdü. Ama dediğim gibi 20'li yaşlarda evliliği bile daha tam bilmiyorsun. Ve evcilik sadece, gibi. Sadece evet onun olması gerektiği için evet diyorsun. Çünkü babana göre o ciddi bir yerde yaşanmalı. Okey. Ama o sana ağır geliyor ve bakıyorsun ki aynı evin içinde ne kadar iyi de olsanız kötü biri mi? Hayır. Ben kötü müyüm? Hayır. Ama o evin içine girildiğinde olmadığını gördüğünde sürdürmenin bir anlamı bana göre hiç yok. Çünkü ne gerek var? Neden ben onun içinde olmayı oldurmaya çalışayım? Bir şey değişmez. Hiç kimse değişmez. Bunu şu anda çok daha iyi biliyorum zaten. Kesinlikle. Evet. Sonrasındaki büyük oğlumun babası. İşte babamın aslında onaylamayıp hep diyorlar ya aralarında. Evet. Yani haklı olabilir. Bana yakıştırmamış olabilir. Evet yani babadır, hakkıdır. O da bir 5 yıldan sonra babamın isteğiyle aslında bitti. İyi ki de bitmiş. O da bana demek ki oğlumu hediye etmiş o ilişkide bana. Babanın isteği üzerine biten bir evlilik dedin. Ya isteği üzerine derken çok aileler aslında birbiriyle iyi olmadığında senin de hayatında huzuru olmuyor. Olmuyor, hani evet. Babam hiçbir zaman onunla yüz yüze bile gelmedi. İstemedi. Ve öyle olunca zaten sen de başka şeyleri görüyor oluyorsun. Haklı olduğunu fark edince tamam diyorsun. Hani böyle yürümüyorsa okey bitsin. İyi ki de bitmiş. Diyeceksiniz ki hani sonraki evliliğin niye bitti? Rüzgar'ın babasıyla işte bir evliliğimiz oldu. Hiçbirimiz diyorum ya kötü değiliz ama onun içine girdiğinde her şey çok farklı yerlere gidiyor. Onunla da aramızda hiçbir şey yok. Hani hiçbir problemimiz yokken bu kararı aldık ve medenice ayrıldık. Hiçbir şeyimiz yok. Diyeceksiniz ki şimdi niçin evlendin? Gerçekten kendim şu anda kendi kararımı verdiğim ve kendi kalbimin sesini dinlediğim bir yerdeyim şu anda. Ve iyi ki var, iyi ki hayatımda ve iyi ki böyle bir karar aldık. Ne kadar evlilikler önemli değil desek de hani evet bir imza ama yaşadığımız toplumda ve benim iki tane çocuğum var. O ailenin gerçekten önemini onlara yine o mirası bırakmak ve göstermek zorundasın zaten. Sen aslında hep bir aile kurmuş. Çok, evet. Değil mi? Çünkü küçükken onun eksikliği vardı ya. Hani evet. Hep bir ailem olsun ve hani eşimle ve çocuklarımla beraber. Kariyerden önce buna önem verdim. Kesinlikle, kesinlikle ve çok güzel gidiyor. Çok keyifli gidiyor. İyi ki var. Onu çok seviyorum. Bir gün karı koca alalım sizi. Evet. Olur. Evet. Olur mu? Tabii açık mı? Seviyor mu konuşmayı o da? Çok güzel aynen, konuşur güzel. O. Bir çok eşten bir de çok esprilidir o. Çok İyi, komiktir. Alalım. Canım seni çekiyor. Hayırlı uğurlu çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çok ya, güzel Kemal bir şarkı. Kemal Başbuğ, Yeşeren Başbuğ. Klibi onlar yani çocukluğumda arkadaşımdı Kemal babası Erşen.
Ersan abim. Ona çok teşekkür etmek istiyorum. Çok uğraştı benimle. Çok da güzel oldu. Düet yapan arkadaşım Emre Olgun. Emre'nin sesi de rahmetli Kayahan'ı biraz andırıyor. Onun da varlığına şükürler olsun. Bana destek oldu. O güzel yorumuyla, sesiyle, enerjisiyle Emre'ye de teşekkür etmek istiyorum. Size de çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok güzel, bu kadarla bırakmayalım. Bir daha gel. Gözümüzün rengini değiştireceğiz. Müge, yeşil olacaksın bundan sonra. Yeşil senin gözlerinden istiyorum. Nasıl çalışacağım bana anlatacak. Belki böyle önümüzdeki sezon yeşil yeşil bakarım. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.